Yani o den size. Hepiniz de nasıl uydunuz? Pes yani, pes. Kızcağız da çok ayıp oldu, çok ayıp oldu. Babaanneciğim, uyduğumuz falan yok. Ama biz de anlamadık ki ne olduğunu, şaştık kaldık. Yavrum, anlamayacak ne var? Eve gelen misafirimizi hırsızlıkla itham ettik. Hele o Asena. Hele o Asena. Yani kızcağıza bir tek sen çaldın, sen hırsızsın demediği kaldı. Serra çok üzüldü. Selim de çok sinirlendi. Sana bir şey mi söyledi? Hayır efendim, bana bir şey demedi. Ben tavırlarından anladım. Haksız da değil çocuk. Ha işte. Şimdi Selim bu olayı bahane edip eve dönmeyi reddederse, ha işte o zaman gör. O zaman gör. Canım. Sera. Sera, ne oldu? Neyin var? Bir şeyim. Sen ağladın mı? Bir dakika, bir dakika, ne? Bir şey mi yaptılar sana? Ne oldu? Sonra konuşalım. Hayır yavrum, şimdi konuşacağız. Kimse seni bu şekilde eve yollayamaz. Ne oldu? Anne. Sera, ne yaptılar sana? Ben buna izin verir miyim? Ne oldu? Söyle bana çabuk. Ya anne, konuşmak istemiyorum. Lütfen. Uyumak istiyorum. Ben söyledim ama sana, değil mi ya? Ha, o çocuk seni üzer dedim. Sera ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı? Ya anne, lütfen. Lütfen, kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen. Bu salak Ali kime sattı bu saati de dolaştı bizim kızın başına, bela oldu bu saat? Üf, ne bileyim, ya Serra da salağın teki zaten. Hakkını bile savunamamış. Kedi yavrusu gibi vıyaklıyordu. Ulan yazık lan kıza. Resmen var ya, hırsız diye çitelemişler kızı. Aynen öyle. Ya hırsız değilim deyip durdu zaten. Bu gerizekalı Ali söyledi mi sana? Kime satmış bu saati? Söylemedi dedim ya. Sen de beni nereden dinliyorsun acaba? Bak kızım, bizim lügatımızda böyle söylemedi, söylettiremedim gibi laflar yok ona göre ha. Söyleteceksin. Yok, ben yapamam, söyletemem diyorsan ben girerim devreye, anında çözerim. Zaten ne zamandır kılım olup. Yarın ilk iş gidiyorsun, bu saati kime sattığını öğreniyorsun kızım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Sonra da barbarın adaleti gidip çökecek onların ensesine. Bak görsen.